Evet merhabalar hoş geldiniz. Bugün çok uzun süredir yapmak istediğim bir video vardı onu yapacağım. Bütün ajanlar hakkında bir iki tane tavsiye vermek istiyorum. İşte smoker oynarken, entry oynarken gördüğüm basit hatalardan bahsedeceğim. Siz de bu sırada bir abone olabilirsiniz eğer. Şöyle 150 bin olalım müthiş olur. Şimdi isterseniz hiç uzatmadan videoya geçelim. Direkt olarak da smokerlardan başlayacağım. Biliyorsunuz ki son ajan güncellemelerinde özellikle smoker ajanlarında çok fazla değişiklik oldu. O yüzden birim oynayan sayısı bayağı bir arttı. Ama birimin şöyle bir sıkıntısı var. Diğer ajanlar gibi haritanın diğer bölümüne smoke atamıyor. O yüzden ilk önerim eğer birim oynuyorsanız biraz daha haritanın ortasında oynarsanız eğer sizin için çok daha kolay olur. Saldırıda kontrol uzmanı oynamak okey. Sayte e girerken iki tane smoke atıyorsunuz ne bileyim işte CT atıyorsunuz, heaven e atıyorsunuz, geçiyorsunuz. Ama asıl önemli olan savunmada map takibi yapıp diğer site'lerin girişini kapatabilmek. Ve de bundan önce muhtemelen 4-5 defa daha söylediğim bir olay var. Lütfen smokeları sizin tarafa doğru gelecek şekilde atmayın. Yani siz eğer savunmadaysanız bu smoke'u böyle attığınız zaman direkt Anladım. size göstereyim nasıl olduğunu. Şimdi böyle attığınız zaman bu smoke karşıdaki oyuncu soldan çıkabilir sağdan çıkabilir ve sizin kontrol etmeniz gereken şu kadar alan var. Fakat siz gelip başka bir yere gösterin sumo vitesini beklemeyelim. Bu sumo gelip böyle dışarıya olarak atarsanız yani buradaki kısmını küçük tutarsanız artık oyuncunun çıkabileceği sadece bu kadarca kısım var lütfen. Yani yüksek elolarda bu çok fazla görülmüyor fakat özellikle düşük elolarda bu tarz smokeları çok fazla görüyorum. Lütfen. Bu, bu yanlış bir smoke. Astra ve Omon'la alakalı spesifik olarak söylemek istediğim bir şey yok. Fakat Viper için kesinlikle var. Şimdi siz bu duvarınızı attığınız yerim sayda, site'a bu duvar aşağı inerken kesinlikle takımınıza söyleyin. Yani duvar iniyor, wall is going down. Artık TR'de mi oynuyorsunuz, evde mi oynuyorsunuz bilmiyorum. Fakat bunun infosunu verin. Çünkü şöyle bir yerin bir anda smoke'un inmesi demek takım arkadaşlarınızı biraz hazırlıksız yakalatabilir. O yüzden bunun infosunu verin. Bir de şöyle bir küçük bir info daha var. Artık duvarda cooldown olduğu için yerdeki bu küçük şeyler sarı olduğunda duvar açamıyorsunuz demek. Bunu karşı takımın Viper'ını da görebiliyorsunuz. Şu anda fark ettiyseniz sarı böyle olduğunda açamıyorsunuz. Fakat eskinin üzerindeki barda olduğu zaman bu tekrar yeşil olacak. Böyle. Gelelim en tartışmalı konuya o da entry'ler. Şimdi ilk olarak Jet'in Smoke Dash olayından bahsetmek istiyorum. Normal Smoke Dash yapıyorsanız zaten okey. Fakat bunda atlanan bir şey var. O da siz Dash atarken yakındaki açıları kontrol etmeniz gerekiyor. Yani Smoke içinde düz Dash attığınız zaman tamam güzel eğim bozuyorsunuz. Fakat daha fazlasını yapabilirsiniz sonuçta. Eğer tam deş atarken sağ ve sola da bakarsanız hem takımınıza info vermiş olursunuz yakın açılarda. Hem de eğim bozmuş olursunuz. Orada enter almanız önemli değil. Sizin ilk olarak önceliğiniz takımınıza oynayabilmek için yer açmak. Enter de alırsanız artı bir ekstranız olmuş oluyor. Turnuvada da RB'nin yaptığını göstereyim size şimdi hemen. They're taking Duelist karakterlerin ilk amacı takıma site giriş için alan açmaktır. Raze bunu nadler ile yapıyor, bombot ile yapıyor, jet smoke dash ile yapıyor, phoenix duvarıyla ile ultisi ile yapıyor, reyna bomboş biçer, ondan bahsetmiyorum. Neon da aynı şekilde duvarı veya stun ile yapıyor. İkinci olarak entry oynayanların özellikle öncülerle sürekli konuşuyor olması lazım. Bu ara nedense 3 rank maçının ikisinde asla mikrofon basmayan bir entry oluyor. Böyle dümdüz koşuyorlar bir yerlere sadece. Sizin sovanızdan drone, işte bridge'inizden flash isteyip öyle girmeniz gerekiyor site'a ki site'de çok daha az iş düşsün size. Yani sonrasında içeri dash atıp öldüğünüz zaman chat'e neredesiniz yazmanın hiç mantığı yok. Gerçekten oyunu mikrofon basarak oynadığınız zaman çok çok daha zevkli oluyor. Öncülerde de aynı şekilde sürekli nereye ok attığınızı, nereye flash attığınızı söylerseniz entry'niz de ona göre oynar site'da çok daha fazla yeri kontrol altına alabilirsiniz. Sova, KO veya Skull olarak yapmanız gereken diğer şey de savunmada so oynarken haritanın belli yerlerinden info olarak rotasyonu kontrol etmek. Çok uzun bir cümleydi. Yorulum. Yani Sky olarak el başında bir tane flash'ınızı kullanın bir tarafa doğru hiçbir şey olmaz. Nasıl doluyor kendisi. Aynı Sova için içinde geçerli. Yani paralı skill bile değiller sonuçta. Atın el başında. Çok fazla şey değiştirebilirsiniz o el başında aldığınız infolarla. Özellikle Haven gibi 3 saatli bir mapte mesela C'den attınız diyelim. C infosunu aldığınız zaman ileri doğru oynayıp agresif bu alan alabilirsiniz. Veya saatte rotasyon alabilirsiniz diğer sayfalara Yani çok fazla şey var. Tamamen sizin oyun sitenize göre değişir. Son olarak da gözcüler sanırım en az oynama yüzdesine sahip ajanlar olabilir Rankta, Chamber'ı çıkarırsak tabii ki. Ama Chamber oynuyorsanız da entersinizdir açıkçası. Özellikle savunmada bir tane deneyin çıkın. TP'niz çok hızlı zaten. Ekstra fazla durmadan sürece çok ölme şansınız da yok. Zaten yakın zamanda bununla alakalı bir tweet atmıştım. Chamber enter'dir. Hiç kimse bu çarı gözcü gibi oynamıyor. Oynamayın da zaten. Gözü gibi oynamayın derken de gidip jet gibi oynayın demiyorum bu çarı. Bu çarı aslında farklı yeni bir klas gibi düşünebilirsiniz. Bir yerden entry deneyip site başka bir siteye geçebilirsiniz. Traplerinizden uzaklaştığınız zaman trapleriniz çalışmaya devam ediyor. O yüzden siz haritada istediğiniz yerde oynayabilirsiniz. Ve o teleport kartlarınızı da efektif kullanırsanız bütün map'te dolanıyor olabilirsiniz. Evet bugün anlatacaklarım bu kadardı. Yani en azından bir kişi... ha mantıklı dedirttiysem yeterli. Başka hiçbir şeyim yoktu. Umarım siz yapmıyorsunuz bu hataları. Neyse sonraki videolarda görüşürüz. Buna da... Like atarsanız süper olur. Kendinize yani iyi bakın. Bay bay.